Merhaba. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bütün eski kıyafetlerimden kurtulmuştum. Ben bu elimin aynısını geçen kışın sonunda kışlık kıyafetlerim için de yaptım. Giymediğim, elimin gitmediği ama dolapta yer kaplayan bütün o kıyafetlerden kurtulduktan sonra aslında bütün bir mevsimi 2-3 tane parçayla geçirdiğini fark ediyor insan. Dolayısıyla havalar soğudukça kışlık kıyafetlerimi ortaya çıkarmaya başlayınca kışın giyecek hiçbir şeyimin olmadığını farkına vardım. Ben de şöyle toplu bir kışlık alışveriş yapıp bu meseleyi bir çırpıda çözmek istedim açıkçası. Videoda konuşmama yeterince süre kalsın diye sürekli dans etmişim. Bunun için özür dilerim gerçekten herkesten. Poz kesmeyi çok fazla beceremiyorum. O yüzden böyle bir çözüm bulmuşum kendi kendime. Çok uzatmadan artık videoya geçelim. Lila bir eşofman altı aldım. Bütün yaz gerçekten lila rengine takıntılıydım ve kışında değişmeyecek gibi görünüyor bu. Çok güzel bir renk ya. İnanılmaz güzel bir renk. Kalın bir eşofman. Biraz bacaklarımı garip gösterdi. Vücudumu garip gösterdi. Ama yine de çok güzel. Üzerimdeki tişörtü de Trendyol Milad'ın aldım. Böyle dik yakalı tişörtlere bayılıyorum. Hem kısa kollarına hem uzun kollarına. Ben bunları bir şeylerin içine giymeyi çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir derinlik katıyor bence kıyafete, üzerinize giydiğiniz şeye. Hayatımda ilk defa kahverengi veya siyah olmayan bir bot aldım ve çok mutluyum. Annem bütün kış her şeyle giyersin diye hep bana böyle sıkıcı renklerde botlar aldırırdı. Ben de bu psikolojiden zar zor çıkabildim şu yaşımda. Ve yani bu botlar o kadar güzel ki çok kaliteliler fiyatına göre. Ben aldığımda daha da indirimliydi. İki tane botu 200 liraya falan aldım. Diğerini de göstereceğim birazdan. Derisi çok kaliteli duruyor. İçi yumuşacık. Modeli çok güzel. Cidden bayıldım yani. Çok uygun fiyatlı bence. Çok güzel bir bot. Hiç sahip olmadığım şeylerden birisi de şişme montu. Bunu Trendyol Mila da gördüm. Fiyatı da uygun geldi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Fotoğrafta çok parlak çıkıyordu. Ve yorumlarda diyorlardı ki fotoğrafta göründüğü kadar parlak değil. Ama geldi ve fotoğrafta göründüğü kadar parlak bir şey çıktı. Ben o yorumlara güvenerek almıştım. Bu kadar parlak olmasını beklemiyordum. Ama yine de giyilir yani. Değişik bir mont seçeneği. Bu kombinin üzerine de yürüyen bir patlıcana dönüştürmek adına kendimi en sevdiğim çantamı taktım. En sevdiğim çantamla yeni en sevdiğim eşofman altımın renklerinin birebir uymasının güzelliği. Ama dışarı böyle çıkmam herhalde şu an. Biraz Demet Akalın'a benziyorum. Bu pantolonu ciddi anlamda üzerimden çıkarmıyorum. Rengi, kalitesi, fiyatı, performansı, her şey o kadar iyi ki Adax'tan almıştım. Açık renk bir kot istiyordum ve açık renk kotun tam böyle güzel tonunu bulmak bence çok zor. Şimdi üzerime giydiğim sweatshirt'ü Pendik'teki Cherry Boutique'den almıştım. Bunu görür görmez aşık oldum çünkü inanılmaz 90'lar görünüyor. Böyle işte ben küçükken 20'lerinde olan akrabalarımın giydiği şeylere çok benziyor ve çok beğendim. Renkleri çok güzel, yakası çok güzel, kollarındaki şeritler harika duruyor. Bayıldım ve içine tişört giyince de çok güzel oldu bence. O beyazlıklarla bir bütünlük sağladı. Bildiğimiz birçok yabancı marka Türkiye'de üretim yapıyor. Dolayısıyla böyle küçük butiklerde İhraç fazlası ürünler bulma olasılığınız çok yüksek. Ben bir kere Zara'da bir sweatshirt beğenmiştim. Hatta o sweatshirt'ü geçen videoda Ecmel'e verdim. Çok beğenmiştim. Yani gerçekten çok güzeldi ama çok pahalıydı. O yüzden neyse ya, almayayım falan dedim. Ve sonra Pendik'teki butikleri gezerken aynı sweatshirt'ü gördüm. Aynısı. Zara'daki sweatshirt'ün aynısı ve 5'te 1 fiyatına falan. O yüzden böyle butikler bu konuda çok iyi oluyor bence. Bu da böyle bir küçük bilgiydi. Herschel'ın çantalarını da çok seviyorum. Çok güzeller. Renkleri de çok güzel. Modelleri de tam sevdiğim sadelikte. Bu turuncu olan da bu kıyafette çok tatlı oldu bence. Başka bir sweatshirt'e geçtik. Biraz fazla sweatshirt deneyecek olabilirim. Bu da inanılmaz eski duruyor. Yani o kadar sevdim ki bunu. O kadar güzel ki renkleri ve içine yine tişört giyince bence çok güzel oldu. Giymeseydim aynı etkiyi verir miydi çok emin değilim. Babamın eski bir şeyiymiş gibi. O kadar güzel ki. Uf, hep böyle şeyler almak istiyorum. Alttan lastiği var. İsterseniz daha yukarıya kaldırabilirsiniz. İsterseniz içinde bir şey giymeden göbeğinizi hafif açık bırakabilirsiniz. Ben o görüntüyü de çok seviyorum. Bu peluş montların modası hiç geçeceğe benzemiyor. Bence geçmesin de. Çünkü çok rahat ve çok güzeller ve yumuşacıklar ve sizi küçük bir oyuncak ayıya döndürüyorlar ve çok güzel bir şey. Yeni yeni denemeye cesaret bulduğum başka bir şey de baskın olan iki farklı rengi bir arada kullanmak ve genelde bunlar zıt renkler oluyor. Mesela eski Tuğba bunu asla böyle bir çanta kullanmazdı. Ama yeni Tuğba böyle şeyleri denemeye cesaret ediyor. Aynı şekilde bir önceki sweatshirt'ün üzerine de çok 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 güzel duracağına inanıyorum. Bu sweatshirt'ün renkleri çok güzel okey ama kesimi beni aslında cezbeden şey oldu.
ve kollarım açtığında dümdüz bir çizgi halinde görünmesi falan bayağı tatlı bence. İçine tişört yokken ki görüntüsüyle varken ki görüntüsünün arasındaki fark bilemiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Gereksiz yükseliyorum galiba. Ama bambaşka bir şey dönüştürüyor. Yine bu da alttan büzgülü. Bunun üzerine ben bir bel çantası tercih ederim herhalde. Ben bel çantalarını önümde değil yanında takmayı daha çok seviyorum. Çünkü özellikle bendeki bu bel çantası bayağı büyük ve önümde biraz komik duruyor. Çünkü bedenim çok küçük. Başka bir sweatshirt. Gayet basit, hardal rengi, crop bir sweatshirt. Böyle şeyler giyince direkt havuca benziyorum ama vazgeçemiyorum bu renklerden. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ve açık renkli kotların üzerinde de çok güzel duruyor bence. Yine sarı ve morun zıtlığından faydalanarak böyle bir çanta alma cesaretini belki gösterebilirim. Belki. Kışla ilgili en sevdiğim şeylerden birisi de gri kazaklar. Benim kazakta en sevdiğim renk gri. Kazakların önünü pantolonun içine tıkıp bir de kemer takmayı çok seviyorum. Kendime de çok yakıştırıyorum ve hava çok sıcak bu videoyu çekerken. Kazakların üzerine giymeyi sevdiğim mont türü ise kaşe montlar. Diğer bahsettiğim bot buydu. İnce tabanlı, hafif sivri burunlu böyle incecik bir bot arıyordum ve böyle bot bulmak çok zor. Hepsi kalın tabanlı postallar genelde botların. Fiyatına göre gerçekten çok güzel bir ürün. Ben aldığımda 79 liraydı. Bu tarz maskülen silüetleri çok seviyorum gerçekten. Kendime de yakıştırıyorum. Boyumu bir tık böyle bir 5 santim falan daha uzun gösterdiğine inanıyorum. Buna da böyle bir çanta takardım herhalde. Tatlı, seviyorum ve terden ölüyorum şu an. O kadar bitmiş vaziyetteyim ki. En bayılarak aldığım şeylerden birisi bu hırka. Ama bu hırkayı böyle giyemem tabii ki çünkü pigmeyim. Hırkaları kazak gibi giymeye bayılıyorum. Sanırım içinde en kendim gibi hissettiğim kombinlerden birisi bu. Bu benim yani. Altındaki botlarla işte küçük siyah detaylarla gayet bir bütün oldu bence bu kombin. Ya o kadar güzel ki sanki annemin gardırobundan çalmışım gibi. Kemer yerine bir bel çantasını gerçekten bir bel çantası gibi takıp bir de botları biraz önceki bu beyaz, daha rahat ve spor görünen postallarla değiştirdiğinizde bütün kıyafet bir anda değişiyor ve ben aksesuarların bu gücünü çok seviyorum. Bu üzerimde görmüş olduğunuz bluz, kazak, triko artık ne derseniz. Hayatta en çok giydiğim şeylerden birisi haline geldi. Çünkü boğaz ve kısa kollu olayını kendime çok yakıştırıyorum. Ve kısa saçlı tüm insanlara çok yakıştırıyorum aslında. Böyle bir kombini üzerine bu hırkayı alarak daha böyle tatlış işte pazar kahvesi moduna getirebiliyoruz. Yine botlarımı da değiştirip bambaşka bir kombin oluyor. Şimdi influencerlığımın hakkını vermek adına ya terledim ama tamamen çıkarırsam üşürüm omuzdan düşürmesi yapmak istiyorum. Ya bayağı tatlı duran bir şey ama hiç pratik değil. Sadece fotoğraf çekmek için yapılabilir. Siyah botlara geri dönüyoruz. O kadar çok bot değiştirdim ki gereksiz. Böyle bir hırka aldım. Buna yarasa kesim mi deniyor? Sallıyor muyum şu an? Uyduruyormuşum gibi hissettim. Böyle balon kolları var. Kullandığım hiçbir terim doğru hissettirmiyor. Neyse işte böyle bir hırka. American Horror Story'nin cadılı sezondan çıkmışım gibi görünüyorum ve bu görüntü çok hoşuma gitti. Siyah fötrü bir şapkam olsaydı bunun üzerine takardım. Hırkanın uçlarını çapraz bir şekilde önüme sıkıştırarak farklı bir silüet elde edebilir miyim acaba diye baktım burada. Garip oldu, fena olmadı ama üzerime bir panço giymişim gibi görünüyor. Boğazlı şeylerin üzerine takılan zincir kolyeler benim çok hoşuma gidiyor. Öyle bir şey deneyebilirsiniz. Daha da üşür gibi olursanız üzerine bir kaşe mont alabilirsiniz. Ama ben şu an gerçekten bu kombini sonlandırmak istiyorum çünkü çok sıcak. Sonunda pantolonu değiştirdik. Bu rengi ben çok seviyorum. Bu ve benzeri renklerde birkaç tane pantolonum var. Bu daha kot gibi görünen bir versiyonu olduğu için almak istedim. Üzerindekini Pendik'ten bir butikten almıştım ama Adax'da daha ucuzmuş. Ben bunu sonradan gördüm. O yüzden size Adax'a yönlendirmem daha doğru olur. Üzerine yine peluş montumu alıyorum ve böyle tatlı toprak tonlu bir kombin oluyor. Bayağı hoşuma gitti benim. Böyle şeyler bir şeylerin içine ya da tek başına bayağı güzel oluyor ya. Örme askılı bir takım üstler. Böyle bir bluz aldım. Böyle şeyleri çok giymiyorum ama bazen böyle şeyler giymem gereken durumlar olabiliyor. O yüzden hazırlıksız yakalanmamak adına dolabımda tutuyorum bu tarz kıyafetler. Yine 70'lerden 80'lerden fırlamış gibi bir kıyafet. Günümüzden giyinemiyorum gerçekten
Gerçi günümüz diye bir şey kaldı mı ondan da çok emin değilim. Her şey sanki retro gibi. Rengi çok güzel. Kumaş uzaktan çok güzel duruyor ama hissi o kadar güzel değil. Ama güzel duruyor. Çok kaliteli bir kumaş değil ama. Biraz önceki siyah üstün kahverengi versiyonunu. Bunu da çok giyiyorum ve her şeyin üzerine çok rahat bir şekilde oluyor. Çok güzel oluyor. Buna bir kemer taksam böyle bir kemer takardım. Artık böyle kemer bulmak çok zor. Bu benim annemin eski kemeri. Büyük ihtimalle gerçek deri. Artık gerçek deri satın almadığım için bir daha zaten böyle bir şeyim olmayacak. Ama zaten dünya üzerinde var olan ve üretilmiş bir şey olduğu için kullanmakta çok böyle büyük bir zarar görmüyorum açıkçası. Çöpe gittiğinde de ziyan olacak. Başka bir şey olmayacak. Ama yenisini satın almamayı tercih ediyorum. Ve böyle bir alt aldım. Bu eşofman altı slash pantolon gibi bir şey. Bayağı kalın bir kumaşı var. Ya aslında çok güzel ama 30 cm falan kısaltmam gerekiyor. Hayatımda ilk defa bu kadar uzun bir pantolon gördüm. Çok kötü durdu o yüzden üzerimde. Bir de benim belim yok. Gerçekten bel oyuntum yok. Dümdüz geliyor belim. O yüzden üzerine böyle daha minik bir şey giyince daha tatlı durdu. Üzerine peluş montumu aldığımda yine tatlı ve rahat bir kombin oldu bence. Kötü olmadı. Ama dediğim gibi 30 santim kısalması gerekiyor. Yine pantolona geri döndük çünkü bir sweatshirt'ü göstermeyi unutmuşum. Kemerimle neredeyse aynı renk, bu çok hoşuma gitti. Böyle göbeği hafif açık bırakarak giyebilirsiniz. Bu benim sevdiğim bir görüntü. Ama ben yine içine tişört giymeyi tercih edecek gibiyim kışın. Daha böyle ara mevsimlerde havalar hafif soğumaya başladığında ya da hafif ısınmaya başladığında tek de giyebilirim. Ya işte böyle şeyler tam içine rahat hissettiğim ve kendim gibi hissettiğim şeyler. İyi yaşa. Biraz önceki krem üstün bir de mint rengini almıştım. Bu da bayağı beğendim. Yine Adax'ta var diye biliyorum. Hala var mı bilmiyorum. Biraz ekstralık yapıp böyle bir şapka takayım dedim. Yani aslında bence güzel duruyor ama hiç alışkanlığım olmadığı için böyle şeyler takmıyorum, kullanmıyorum. Aksesuar konusunda zayıfım bayağı. Böyle bir yine eşofman altı slash pantolon gibi bir şey aldım. Bunun beli çok yüksek. Başka bir problemi yok aslında. Ama üzerine giydiğim şey biraz daha pantolonun üzerine çıkararak o yüksek belliğini kamufle edebilirim diye düşünüyorum. Onun üzerine giydiğim crop coat ceketi de yine Cherry Boutique'den aldım yanlış hatırlamıyorsam. Hala var mıdır bilmiyorum çünkü onu alalı biraz daha uzun zaman oldu. Rengini çok beğendim, kesimini çok beğendim, eskitilmiş olmasını çok beğendim. Giydiğim her şeyin linkini bulup aşağıya bırakmaya çalışacağım. Hepsi şu an olmayabilir ama birçoğu vardır. Devam'a bir tane kendime iki tane mont aldım Planberry'den. Ama kargolar ayrı ayrı geldi. O yüzden bu videoyu çekerken yalnızca elimde Ceyhun'un montu vardı. Ama yine de montlarımı size göstermek istedim. Çünkü gerçekten çok güzeller. Planberry mont konusunda en başarılı firma bence. Bu kanguru model mi diyorlar? Montlar bir iki senedir bayağı popüler. Ben de çok seviyordum ama üzerime çok kötü durur kesin diye düşünüyordum. Bu montu erkek reyonundan XX small beden aldım ve üzerime bence oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben çok beğendim. Rengini çok beğendim. Kesimini çok beğendim. Kalitesini çok beğendim. Çok güzel bir mont bence. Diğer mont da yine bir şişme mont. Siyah, parlak değil. Bu detay önemli. Ve sanki bir Norveçli bir balıkçıymışım gibi bir enerji veriyor mont. Aşırı sevdim. Çok sevdim. Çok cool duruyor bence. Böyle minik lila detayların olması da çok tatlı. Bu monta bayıldım. Üzerimden çok yüksek ihtimalle çıkarmayacağım. O kadar tatmin edici montlar aldım ki hiç bu kadar güzel montlarım olmamıştı. Çok mutluyum. Bu videoyu Ceyhun'a aldığım kanguru montla kapatmak istiyorum. Bu da çok güzel bir mont. Ceyhun beğenecek mi bilmiyorum. Şu an askerde görmedi daha. Ama kırmızının Ceyhun'a çok yakıştığını düşünüyorum. Bu benimkilerden bir tık daha kalın bir mont. Gördüğünüz gibi üzerime de tam oturdu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.